sizinle gurur duyuyorum. Ben sizinle gurur duyuyorum. Bakın, biraz önce Soma'da anlattım. Birileri Türkiye'nin en pahalı suyunu satacak, en pahalı ulaşımını yapacak. Sonra gidecekler, sonra gidecekler. Bir takım sosyal medya hesapları satın alacaklar. Oradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf söyleyecekler. Bizim milliyetçiliğimize, bizim vatanseverliğimize laf söyleyecekler. Yok efendim CHP gelirse beka sorunu olurmuş. Bakın buradan açıkça söylüyorum, açıkça. Bu ülke bir kere beka sorunu yaşadı. O beka sorununu yaşadığında ülke tek adamın hataları yüzünden 7 devlet tarafından işgal edildi. Şimdi o zamanların tek adam rejimine özenenler işgal donanmasının önüne kırmızı halı seriyorlardı. Şimdi birileri onların peşinden gidiyor. Oysa bizim peşinden gittiğimiz işgal donanmasına bakıp da geldikleri gibi gidecekler diyordu. Geldikleri gibi gidecekler. Şimdi eğer bir gün yine bu ülkede beka sorunu olursa, gözlükler geldi şimdi görüyorum daha iyi. Siz de beni görüyor musunuz? Özgür Özel kardeşinizi seviyor musunuz? Ona güveniyor musunuz? Ben de size güveniyorum. Bu salihliği alıyoruz. Manisa'yı alıyoruz. Çok çok net bir şey söyleyeyim. Günün biri gelir de bu ülkede yine bir beka sorunu olursa Tayyip Erdoğan çağırınca havaalanına koşturup kot üstüne perdeli kumaştan kefen giyenler değil, Çanakkale'de Conk Bayırı'nda dedeleri kefensiz yatanlar korur bu memleketi. Biraz önce Soma'da söyledim. Dedim ki bu ülke için canını verecek herkesten o istiyorum. Bir yandan da şunu söylüyorum. Biz hepimiz bu ülke için canımızı veririz. Ama Tayyip Erdoğan bu ülke için canını veren şehidin tabutunun ucundan tutacak. Bir elinde şehidin tabutu, bir elinde mikrofon, orada siyaset yapacak. Kerpiç, biriket bir ev, penceresiz camına naylon çekilmiş, oraya gidecek, siyaset yapacak. Sonra da üzerine bir kamuflaj, buraya Cumhurbaşkanlığı forsu, efendim Recep Tayyip Erdoğan'a kamuflaj ne de yakışmış, 7 tane gazete birden manşet atacak. Eğer bir kamuflaj bir Erdoğan'a yakışacaktıysa, Bilal Erdoğan'a yakışaydı, Burak Erdoğan'a yakışaydı. Bunu söyleyip biz vatan severiz, biz vatanımızı severiz, sizinkiler gibi bedelliyle, çürük raporuyla kaçmayız dedim. Diyorlar ki Özgür Özel bedelliden o istemedi mi? Ya o kanunun altında imzam var benim, imzam var, oyum var. Bedelli askerlik yapan da bu milletin evladıdır. Gidip normal askerlik yapan da evladıdır. Bir dil sürçmesinden siyaset çıkarmaya çalışan Erdoğan'a şunu söylüyorum. Sen kendi evladına çürük raporu alıyorsun da, bedelli yapıp askere yollamıyorsun da, başkasının gariban çocuğu üzerinden niye siyaset yapıyorsun? Onu soruyorum, onu. Bakın, aşağıdan sesleniyor. Diyor ki, Mazlum Başkan, seninle gurur duyuyorum diyor.
Mazlum başkan belediyeye otursun. Salihli'nin sokaklarına çıksın. Görün bakalım Zeki Kayda gibi koltuğa mı gömülüyor, koşturuyor mu? Etrafını mı doyuruyor, garibanın mı karnını doyuruyor? Yandaşa mı hizmet ediyor, vatandaşa mı hizmet ediyor? Ben mazlum başkana güveniyorum, Ferdi kardeşimize güveniyorum ve sizden bir tek şey istiyorum. Onları seviyor musunuz? Tanıyor musunuz? Onları gidin anlatın. Ben Ferdi başkana kefilim. Siz de kefil olun. Ben mazlum başkana kefilim. Siz de kefil olun. Tanımayana tanıtın. Tanımayana tanıtın. Endişesi olanı anlatın. Deyin ki Zeki Kayda gibi değil. Koluna gireriz. Odasının kapısını çalmadan açarız, çalmadan. Seçildiği gün kapıyı söktürme şovu yapanların yanına yanaşılmıyor. Kibirinden varılmıyor. Vatandaşın sesini duymuyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları halkçı belediyecilik yapmak için, dayanışma belediyeciliği için, vatandaşın her ihtiyacında yanında olmak için, hayatını kolaylaştırmak için geliyorlar. Geçmişte CHP gelirse sosyal yardımlar kesilir yalanı çöp oldu. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da yaptığımız sosyal yardımlar tam 5 katına çıktı, 5 katına. Bunun için geliyoruz Salihli'de de. Bunun için geliyoruz Büyükşehir'de de. Gençler. Şimdi burada çok güzel bir grup genç var. Burada da Salihli'nin güzel insanları var. Biz Türkiye İttifakı'ndayız değil mi? Renklerimiz kırmızı beyaz değil mi? Şimdi gençler buradan kırmızı diyecek. Siz cevap vereceksiniz. En büyük. Biz Türkiye İttifakı'yız. Manisa İttifakı'yız. Salihli İttifakı'yız. Biz kimseyi dışarıda bırakmayan, biz yoksulu, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, yaşlısını, gencini, kimseyi dışarıda bırakmayan Türkiye İttifakı'yız. Ve artık bu ülkede sadece belli çevrelerin çıkarlarını koruyanlara karşı halkın çıkarlarını korumak için, kentin çıkarlarını korumak için, kent suçlarına engel olmak için oylarınıza talibiz. 31 Mart'a kadar durmadan, duraksamadan çalışıp hep beraber bu seçimi kazanacağız. 31 Mart günkü zafer için söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Size güveniyoruz. Size inanıyoruz. Mazlum başkanı ve